İstanbul Dragos'tayız ve ahşap bir uçak yapım atölyesinin içindeyiz. Semih Bey yanımızda ve kendisiyle bu tür deneysel uçaklar nasıl yapılıyor, hangi malzemelerden üretiliyor, hangi aşamalardan geçiliyor ve nasıl izin alınıyor? Bu gibi konuları beraber konuşacağız ve bir uçak yapımının hikayesini birlikte izleyeceğiz. Şimdi ismim Semih Oksay. Geçen yüzyılın ilk yarısında doğdum. Makine mühendisi olarak en son mezun oldum. Çok eskiden beri başladığım model uçak yapma işine hala devam ediyorum. Gerçek uçak yapma fikri de model uçak yaparken ortaya çıktı. Önce daha küçük uçaklar yaptım. Sonra iş büyüdü, büyüdü, büyüdü ve 1 bölü 3 uçak yapmaya gelince bir bölü uç uçak. Ha, baktım içine bayağı komple kamera sığıyor. E, kanat açıklığı iki buçuk metre. Yere koyunca yüksekliği 80 santim falan olunca. E, baktım bu şey. Yani e, gerçek uçakla emek ve konstrüksiyon aşağı yukarı aynı. Bir tek malzeme daha büyük boyutlarda. Bir de yer tabii önemli. Daha büyük yer lazım. Onun dışında e, yani şu anda yapmakta olduğum uçağın büyük bir model uçaktan çok ciddi bir farkı yok. Bu arkamda gördüğünüz uçağın ilk tasarımı 1929. Yani 8 sene sonra 100 yaşını bitirecek. O zamanlar Minnesota'da bir çiftlikte yapılmış ilki. Bütün metal fittingleri Bildiğimiz varilin kapağından kesilerek yapılmış. Ağaç olarak o bölgede ne ağaç bulunuyorsa onlar bulunmuş, kullanılmış. E, tekerlekler, motosiklet tekerleği ki bunlar da öyle. E, orijinaline sadık kalmak için biraz da motor olarak model A Ford motoru kullanmışlar. Yani bir otomobil, bir otomobil motoru, evet. Ayrıca bugün bu uçakta Corvair diye bir, bir Amerikan arabasının ki şu anda yapılmıyor ama hala motorları veya hurdalıktan bulunabiliyor kendisi o motorları modifiye edip uçağa takıyorlar ee, Subaru motoru takanı var bunun yaklaşık 40'tan fazla değişik motor takılmış bu uçağa bir süre bu iş Amerika'da tamamen kontrolsüz olarak devam etmiş yani e, arazi büyük herkes kafasına göre Uçağı yapıyor ya da yapan birisine yaptırıyor alıyor onu kullanıyor arkadaşıysa falan. Ama 1953 yılında Paul Poberezny diye bir bir Amerikalı karısı ve bir grup arkadaşıyla beraber ki yanlış hatırlamıyorsam 30 kişinin üstündeydi o grup deneysel havacılık kurumu diye bir şey kuruyor Experimental Aircraft Association. Bugün bu bu kurumun e, belki 1 milyondan fazla üyesi var ve bildiğim kadarıyla Amerika'da 40 bine yakın kendi yaptığı uçakla uçan var bir yüz bin civarında da e, şu anda üstünde çalışan var. Bu bir abartı değil, bunlar e, kayıtlı rakamlar. Yani şöyle düşün düşünelim e, Amerika'da içine binip uçmak için uçak yapmak bizdeki işte maça gitmek, tavla oynamak veya balığa çıkmak gibi hobilerden bir tanesi haline gelmiş. Bana hep sen havacılığı bu kadar seviyorsun, niye pilot olmadın derler. Benim buna verecek cevabım çok basittir. Pilot olduğun zaman başkasının yaptığı bir şey kullanıyorsun. Aynen arabayı satın alıp içine binip şoförlüğünü yapmak gibi. Benim derdim, uçan aletin kendisini yapmaktı. Bu başka bir şey. Yani kendi yaptığım bir şeyi ortaya çıkarıp da üç boyutlu olarak görmek, sonra da çalıştığını görmek, bu bambaşka bir zek. Ben bunu hayatım boyunca defalarca gördüm. Kendi yaptığım, tasarladığım ve yaptığım makinaların çalışmasını. Ve bunların bazılarının dünyadaki örneklerinden daha da iyi olmasını falan gördüm. Bu, bu bir, bir, bir tatmin veriyor insana. Bu aslında her şey, herkese tavsiye edilir bir şey. Sebebi de şu: Bir gün insanlar yapacakları işleri olmadığı zaman, örnek pandemi döneminde evde kaldıklarında ya da emekli olup hiçbir şey yapmadıklarında, yapacak işleri olmadığından bir süre sonra akli dengelerini kaybetmeye başlıyorlar. Şimdi Tolgacığım bunun tek bir nedeni yok. Birkaç nedeni var. Bunların bir tanesi yaptığın model uçakların büyük bir çoğunluğu ahşap. Tamam belki bu kadar ağır ağaçlar değildi. Çoğu balsa malsa falan da ama neticede ahşap konstrüksiyon. İkincisi malzeme olarak ben ağaçla uğraşmayı çok seviyorum. Demin hobi dedim. Benim hobilerimden bir tanesi tekne yapımıydı. Üç tane de tekne yaptım. Bunların 3'ü de ağaçtı. Bunun dışında ağaç işçiliğini keman yapacak yere kadar getirdim. Yani bir zamanlar keman yapıyordum. Sonra uçak yapmaya başlayınca keman yapma işi kaldı. Dolayısıyla bir kere ağacı çok iyi tanıyordum. Ne yapılıp ne yapılamayacağını da hani ortalama bir insana göre bayağı iyi biliyordum. İkincisi ağaç bulunabiliyordu. Tesadüfen bizim elimizde çok eskiden temin edilmiş ince kontuplaklar vardı. Onları kullandık. Ama bu arkamdaki gövdede 3 milim ve 6 milim kontuplaklar kullanıldı ve bunlar marine ply dediğimiz deniz kontuplağı, su kontuplakları. Buna kullanılabiliyor. Şeyde doğru efsafını bulursanız doğru yerlerde kullanılabiliyor. Ama mesela kanattaki kontiplakların bir buçuk milimetre olanları bir model uçak malzemesi satan mağazadan temin edildi. Ön kaplamaları bir buçuk milimetre olacaktı. Fakat bir buçuk milimetre olmadığı için elimizde işte orada biraz kompozit karıştırmak zorunda kaldık. Bir milimetre kontiplak kaplayıp üstünü 100 gram cam elyafı kapladık. Aslına bakarsanız bir buçuk biraz daha hafif ve biraz daha da sağlam oldu. Ee, onun dışındaki bütün malzeme e, bütün malzeme derken konstrüksiyon malzemesi yurt içinden temin edildi. Şimdi bu e, çok sorulan bir soru. <laughs> Bunun da çok güzel bir cevabı var. %90'ı bitti, %80'i kaldı Tolga cığım. İstersen birazdan soracağın e, soruya da <laughs> cevap vereyim şimdi de. Ne zaman uçacak? Niye bitirmiyorsunuz evet. Ha, bu, bu iki tane soru. Bu çok sorulur. Bütün dünyada ama bu, bu işi yapanlara çok sorulur. Ne zaman uçacak da Perşembe günü uçacak. Hangi Perşembe? <gülüyor> perşembe. <gülüyor> şimdi bir gün benim bu şeylerden, gruplardan birinde bu uçağın aynısını yapan bir arkadaş yanıyor, yakılıyor böyle bir mail atmış. Diyor ki ya diyor işte bu perşembe diyor bunu diyor uçuramadım diyor motorda diyor problem çıktı diyor bujilerden biri ateşlemiyordu falan filan. Ama nasıl üzgün adam. Neyse baktım bir hafta sonra gene perşembe gününden sonra bu perşembe uçurdum. Oh artık rahatım filan gibi böyle bir mail atmış atmıştır. Ben bunu bilmiyordum ne olduğunu. Bunu ben bizim Ali diye bir arkadaş vardır. Ali e, İsveç'te yaşıyor ama e, şu anda Türkiye'de oturuyor. E, o da emekli, gidip geliyor. Benim yaşadım. E, ona sordum, sen bilmiyor musun? dedi. Bu dedi, şeydir dedi. Bilinen bir cevaptır dedi. Yani herkes sorar dedi. Ne zaman uçacak? Perşembe günü dersin dedi. <laughs> o zaman öğrendim Bu Perşembeymiş. O öyle bir tarihten. Beri, <laughs> Perşembe olarak bilinirmiş uçağın uçuşu. Şimdi bunların... E, yüzde şu kadarı bitti diyemiyorsun. Sebebi de... mesela şu anda uçak bitmiş gibi duruyor. Orada kanatları da var. Takınca da uçağa benziyor hakikaten. Hatta kumandaları bile çalışıyor. Ama mesela... E, e, gösterge... panosu bitmedi. E, göstergeleri olmadan uçuramazsın. E, motor Şimdi baktığında arkamda motor duruyor. E, Egzozları yok. Karbüratörü üstünde değil. Görünmüyor arkada ama manyetoları da üstünde değil. Bunlar da takılmadan bitmiş olmaz. Mesela frenleri var üstünde. Gayet güzel disk fren görüyorsunuz. Ama içinde hidrolik yok. Basarsanız çalışmaz. Yani bunların hepsi küçük 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 ha bir de uçak kaplanmadı. Bunların hepsi küçük 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 yapılıp en sonunda da bakıp bitti diyeceğiniz şeyler. Ama e, kolay bitmiyor onu söyleyeyim. <laughs> Şimdi öyle bir prosedür yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 mıydı neydi? Sivil havacılıkla beraber yaptığımız bir çalışma sonucunda e, 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 amatör yapımı deneysel uçakların e, takip etmesi gereken prosedür olarak bir yönetmelik, bir kanun yönetmeliği yayınlandı. Bu SHT tire AS SHT AS İnternetten bulabilirsiniz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sitesinde de var e, SHT Asli'ye aratırsanız bir sürü başka yerden de indirebilirsiniz. Bunu, bunu, baştan sona okuyun. Aslında yapılacak iş çok fazlaymış gibi görünüyor. Yani o gene mi bürokrasi falan. Ama e, böyle görünmesin. Amerika'da da aynı böyle. Biz bunu şey yapmadık. Yani oturup da burada hani bizim bürokrasimize uygun olsun diye e, zor hale getirmedik. Neticede Amerikan, İngiliz falan gibi böyle daha önce de bizden bu işi uygulayanların yönetmeliklerinden yararlanarak bunu yazdık. Ee, ama kabaca şöyle uçağı yapmadan önce başladıktan sonra değil, yapmadan önce sivil havacılığa müracaat ediyorsunuz. Bu müracaatta e, uçağın bir tanımı oluyor. Şimdi uçağın tanımı derken bunu kabaca üçe ayırabiliriz. Bir plandan yapılacak uçak, İki, kitten yapılacak uçak. Üç, sıfırdan tasarlanıp yapılacak uçak. Bunların her birinde bu uçağın bir tanımı var. Sıfırdansa hesapları ve eğer sıfırdan yapacak kadar biliyorsanız bu işi, bunun hesaplarını da biliyorsunuz demektir. En azından bilen birisinden beraber yapmışsınız demektir. Bunları belgeleyen dokümanlar. İşte uçağın kanat profili şu olacak, konfigürasyonu bu, boyutları şunlar, hesapları şunlar. İşte taşıyıcı elemanlarındaki moment hesapları bunlar diye bunu veriyorsunuz. Plandan yapılacaksa sivil havacılık bu yönetmelik uyarınca planın onaylanmış ya da şöyle diyeyim kabul edilmiş bir plan. Yani daha önceden bu plandan e, birden fazla uçak yapılıp uçmuş ve bu bu plan çalışır bir plan olarak kabul ediliyor diye bir plan olması lazım. O zaman sizin yaptığınız plan olmuyor bu. Başka birinin yaptığı ama daha önceden yapılmış, denenmiş, başarılmış bir plan oluyor. Kitte ise kitin o şekilde yapılmış olması lazım ki yarısından fazlasını siz yapacaksınız. Yani yüzde 51 kuralı. Bu 51 kuralı da dünyaca kabul edilmiş bir şeydir, bir orandır. Bundan sonra size bir numara veriyor. Bir kuyruk numarası veriyor Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Ve ondan sonra yapacağınız bütün yazışmaları bu kuyruk numarası üzerinden yapıyorsunuz. Yani referans şu kuyruk numaralı uçak işte şu denetimi için müracaatımdır falan gibi. Şimdi Sivil Havacılık normal şartlarda ki bu daha çok yaygın hale gelmedi ama geldiğinde inşallah normal şartlarda size bir denetçi atayacak. Bu denetçi Yaptığınız uçağın tipini bilen, tercihen daha önce aynı tip bir uçak yapmış, başarılı olarak da uçmuş ya da uçurulmuş bu uçak birisi ve sonuna kadar gelip ara ara sizin yaptığınız uçağı denetleyip size doğru yanlış yaptığınız şeyleri gösterip yaptığınız yanlışları düzelttirip yeniden denetleyip bu şekilde uçağa sonuna kadar gitmenizi sağlayacak. En sonunda. Ee, Sivil havacılığa bir müracaatta bulunuyorsun. Benim uçağım bitti. Test uçuşlarını yapmaya yapmak istiyorum. Şimdi uçak yerden havalandığı andan itibaren artık uçaktır. Uçaksa bir izne ihtiyacı var. Yani bazı arkadaşların ee, dediği gibi yani ben giderim Allah'ın çayırında uçarım kimse de karışmaz. Böyle değil. Yani böyle yapmak da doğru değil. Çünkü neticede denetimli yapılmış, kontrollü yapılmış bir şey eğer uçuş için izin de alabiliyorsa yani bu büyük ihtimalle artık emniyetle uçabilir bir araç anlamına geliyor. Şimdi bu izni alırken iki faktör var. Motorunuz eğer motorunuz uçak motoru olarak sertifiye edilmiş bir uçaksa daha kısa bir test süreniz var. Eğer şey uçak gibi motor da deneyselse yani Otomobil motoruna redüksiyon takıp işte e, uçağa adapte ettiniz ya da birisi etti o şekilde ama e, sertifikalı bir uçak motoru olarak sertifikalı bir motor değil. O zaman biraz daha uzun yani bir 20 saat kadar daha uzun bir test süresi var. Bu test süresi için bir özel uçabilirlik izni veriliyor test süresi başarıyla tamamlandıktan sonra normal bir uçak gibi uçuşa elverişlilik izninizi alıyorsunuz, uçuyorsunuz. Ben bu uçağı aslında çok komik denecek bir paraya mal ettim. Bir şey vardır, scrounging ability diye bir laf vardır. Bu bizde birazcık sinekten yağ çıkartma falan gibi de belki tercüme edilebilir. Yani neyi nereden nasıl temin edeceğini bilmek bu ilişkilere de bağlı, e, yaptığın işi malzemeyi e, ne kadar iyi tanıdığına da bağlı. Basit bir örnek vereyim. Kanadın bir bölümünde ve gövdenin büyük bir bölümünde kullanılan ağaçların çoğu. Bir arkadaşımın arkadaşı keresteci, çok da büyük bir kereste tüccarı. Adama gittik. istediğinizi seçin dedi. Devasa bir depodan işte ağacın işte şeyine, efsafına uygun olanları seçtik. Oradan aldık. Borcumuz ne kadar dedik. Bu da benden olsun dedi mesela. Para almadı. Sonra bir miktar daha ağaç icap etti. O tarihte belki bu 8 sene evvel falan da ama Gittik ağacı adam hesapladı kitapladı 300 lira dedi. E arada mesela 150 lira kadar büyük kalaslardan çıtalara biçtirmek için bir takım marangozlara verdiğim para var. Örnek motor. Ta talebeliğimizden kalma hurdadan elimize geçmiş bir 65 beygir motor vardı. Sonra bir arkadaşım Ankara'da bir arkadaşıyla gene bu atölyede yanımda konuşurken Ankara'daki arkadaş 1500 liraya uçak motoru olduğunu söyledi şeyde. Orada bir hurdacı da. O da 90 beygir. Ee, daha iyi uyar diye düşündüm. Ve hemen dedim ki söyle o motoru alıyorum. Aldım motoru. 1500 lira. O gördüğünüz bu arkamdaki motor. Şimdi 1500 lirayla bitti mi? Bitmedi. Çünkü motor çok eski. 1951'de falan yapılmış. Dolayısıyla Üstündeki aksam ne zaman değiştiği belli değil ama lastik aksam ve contaların tamamı ölü. Lastikler çatlak, contalar kurumuş falan. Onların hepsini tedarik ettim. Bir miktar para tuttu ama toplam ne tuttu derseniz belki 5-600 dolar civarı bir para tuttu motora ettiğim masraf. Göstergeler mesela para tutan kısmı bir bölümü gene aynı hurdalıktan üniversite talebeliğimiz sırasında elimize geçen bir iki gösterge vardı. Sonra Amerika'ya gittiğimde birkaç tane aldım. Sonra eBay'den buldum. Bir iki gösterge, ikinci el aldım. Bir tane sıfırdı, onu aldım falan. Göstergeleri de topladık. Yani bir belki 5-600 dolar da göstergelere gitti. İniş takımları, bunlar bunlar e, motosiklet tekerleği, motosiklet lastiği. Yalnız göbeklerini kendim yaptım. Ve jantlarla göbeğin arasındaki tel örgüyü de kendim yaptım. Onlar da standart internetten bakabilirsiniz. 19 jantı zannediyorum. Kuba diye bir motosikletin tekerlekleri yanlış hatırlamıyorsam. Göbek kısmı hariç. Metal aksamı şöyle ben bir fabrikanın teknik müdürüydüm ve fabrikada paslanmaz çelik saç işliyordu. O paslanmaz saç saçlardan bunların parçaları çok küçük parçalar olduğu için artan parçalardan da lazer tezgahı vardı. Lazerde fabrikadayken kestik bunun metal parçalarını. Dolayısıyla bütün parçaları hatta iniş takımı, motor sehpası falan onlar tamamen paslanmaz çeliktir. Çünkü o malzeme vardı elimin altında. Ee, yani ha belki birkaç yüz lira ince kontu plaklara verdim. Birkaç yüz lira diğer kontu plaklar tuttu. Hadi bin lira tuttu diyeyim. Yani üst üste koyarsanız belki 15-20 bin lira civarına falan gelecek. Ha bu herkes bunu bu paraya mal edebilir mi edemez mi onu bilemiyorum. Daha ucuza da mal edebilir. Uçağın tipine bağlı. Ama bundan çok daha pahalıya mal edebileceğiniz ev yapımı uçaklar da var. ha yapıştırıcıya verdiğim para var. Yapıştırıcı epoksi. Ağaç yapıştırmak için West kullandım. Ama West kullanmanız şart değil. Bugün West'len aynı işi gören en az iki ayrı marka daha var. Yerli epoksi'ler bunlar. Test ettik, aynı performansı verdiler. Ee, ha, şeyler var. Fittingler var, uçağın üstündeki bazılarının uçak fittingi olması lazım. Mesela e, tandörler yani turnbuckle gerdirmeler. Bunları Amerika'dan Aircraft Spruce'dan temin ettim. Bunların da e, toplasanız belki 30 tane falan vardır. Ya yani 5-600 dolar da bunlar tuttu. Çünkü bunlar şey 20 dolar civarı, 20 25 dolar civarında falan tanesi. E, bir takım böyle kablo uçları için gözler var. Onlar 11 dolardı. Onlardan da bir e, bir 15-16 tane falan kullanıldı. Ben bu uçağı yapmaya başladığımda ağaçları çok iyi tanıyordum, uçakları çok iyi tanıyordum. Hatta hesaplarını yapabilecek kadar da yani mukamet hesaplarını ve aerodinamik hesaplarını yapacak kadar da uçakları biliyordum. Ama şunu itiraf edeyim ki o günden başladığım günden bugüne kadar bir o kadar daha şey öğrendim. Bir kere bu bir eğitim süreci yani yaptıkça öğreniyorsunuz. Öğrenmek bence kutsaldır. Yani e, hiçbir şey yapmayın, öğrenin yeter. Ama diyeceksiniz ki sen hani makine mühendisisin, bu kadar hesap kitap biliyorsun, model yaptın, çocukluğundan beri uğraştın. Şart değil. E, Amerika'da bir arkadaşı ziyaret ettim. Bu uçağın aynısını yapmış. 65 beygir motoru üstünde. Yani benim ilk takmayı düşündüğüm motorun aynısı var. Ee, ziyaretine gittiğimde uçak yeni inmişti. Motoru daha sıcaktı. Yani uçuyordu adam bitirmiş uçağı. İkinci bu uçağa başlamış bu arada. Adamın mesleği neydi biliyor musunuz? Eczacı. Şimdi bir, bir grubumuz var bu uçağın. Sadece bu uçak modeli üstüne bu gruptakilerin içinde makine mühendisi olan iki kişiyiz. Geri kalanı işte deminki eczacı, heykel tıraş, etfaiyeci bilmem yani aklınıza gelen her tür adam var. Yani bunu yapmak için illa mühendis olmak, hesap kitap bilmek bilmem ne lazım değil. Sadece e, oradaki metot bu teknik yardımlaşma metodu. Onların EAA diye bir kuruluşu var. Deneysel Hava Araçları Kurumu e, veya Havacılık Kurumu. E, bu size bir şey daha önce de söylediğim gibi bir teknik denetçi atıyor. Bu denetçi şey değil ama sadece böyle gidip de bu yanlış olmuş deyip giden bir adam değil. Onun nasıl doğru olacağını da size öğreten bir adam. Yani aynı zamanda da o sizin bir nevi mentorunuz oluyor o konuda. Dolayısıyla böyle birinden devam ederseniz korkacak hiçbir şey yok. Ama sakın ha şöyle de bir şey gelmesin aklınıza... Ya işte o kadar adam yaptı, uçtu, ben de yaparım, giderim, çayırım birine uçarım. Bunu yapmayın. Lütfen SHT ası okuyun ve neyse prosedürü buna uyun. Emin olun sonunda siz karlı çıkarsınız. Bu videomuzda evde yapılan bir uçağın hikayesini birlikte izledik. Umarım bir gün sizin de aklınıza bir soru takılırsa ben de uçağımı evde kendim yapmak istiyorum derseniz bu video belki de sizin bu hayalinizi gerçekleştirecek önemli bir kıvılcım olur. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın. Kanalımıza katıl tuşuyla destek verebileceğiniz gibi abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni video yüklediğimiz zaman bunlardan haberdar olabilirsiniz. İşbirlikleri için info@tolgozbek.com mail adresine mesajlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.